Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTIT Geometri Kampı'nın 30. haftasının ikinci videosundayız. Yani katı cisimlerle ilgili ÖSYM e benzeri testlerin çözümünü yapıyorduk. Kitabımızda da son sayfalardayız. Yani sayfa numarasını hemen şöyle bir bakalım. 280 ve 281 çözeceğiz. Yani test 2'nin çözümünü yapacağız. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 8 cm olan yani şurası 8 cm. Dik dairesel silindiri biçimindeki kabın içindeki suyun yüksekliği 2 santimetredir. Evet kabı nasıl böyle şu yükseklik zeminde olacak şekilde nasıl döndürürsek döndürelim. Burası yine 2 santimetre oluyor mu dostlar? Oluyor. Şimdi bu kabın tabanı etrafında 180 derece döndürülmüş hali. Arkadaş bu zemine paralel değil mi? Evet sen bunu böyle 180 derece döndürdüğün zaman yani bu şuraya gelecek 180 derece döndürülmüş hali. E o zaman tam olarak ne olmak zorunda arkadaşlar? Bu zemine paralel ya burası. Burası da 180 derece döndürmüş halde zemine paralel olacak mı? Olacak. E o zaman zemine paralel olacak şekilde bu şekilde yaptık. Yani o zaman ne oldu? Hocam bu zemine paralel bu da zemine paralel. Önceden AB buradaydı. Burası 2 santimetre ise burası 2 santimetre. Yani şu AB uzunluğu e, buradaki su uzunluğu birbirine eşit. Yani tam merkez burada olacak. Aslında 180 derece döndürülmüş hali buraya geldi ya. Bizim A burada olacak mesela. Hop şunu şöyle çizersek. Bu bizim 180 derece döndürmüş hali. Bu buraya geldi. O zaman çapımız burada mı? Burada. E o zaman burada bir hamle yapabiliriz. Merkez burada ya. Merkez giriş çektik olayını yapabilirim. Ben burada iki eşit parçaya bölecek. Şöyle iki eşit parçaya böldü. Ve yarıçapın 4 olduğunu biliyorum. E hocam burada da yarıçap 4 olacak ya. Buraya 2 kaldı. Pisagor bağıntısı hatta 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2'dir. Burası da 2 kök 3 yapar. Yani şu uzunluk 2 kök 3. Bu uzunluk da 2 kök olacak. Şimdi AB uzunluğu o zaman 4 kök oldu. O zaman burası da 4 kök 3 oldu mu? Oldu. Sonra şekil iki elde edildi. Tamam. Buna göre ABCD noktalarının birleştirilmesiyle evet şöyle ABCD noktalarını birleştirdiğimiz zaman bir dikdörtgen oluşuyormuş. Bu dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Yani şuradaki dikdörtgenin alanı soruluyor bize arkadaşım. Ne yapacağım? E şurası belli zaten 4 kök 3. E ben şu uzunluğu bulacağım. Arkadaş bunu şöyle çizersem çapı gören çevre açı 90 derece zemine dik oldu. O zaman burası da dik mi oldu? Evet. Su yüzeyine dik oldu. Pisagor bağıntısından olayı buluruz. Arkadaş burası 2 birim. Şu eşit kirişler ya eşit kirişler olan uz uzaklar birbirine eşit değil midir? Burası da 2 birim yani toplamda 4 birim yaptı. Ya da aynı mantıktan dolayı hocam şurası 4 ya 4 işte merkez kiriş çektik burası da 2 kök ise o zaman 4 2 köşten burası da 2 çıkar diyebilirsin. Ya da kirişler eşit ise merkez olan uzaklığı da eşit. 4 çıktı burası. E yüksekliğimiz de zaten 8'di. 4 8 4 kök 5 mi olur burası? Evet. Yani biz dikdörtgenin uzun kenarını 4 kök 5 kısa kenarını da 4 kök 3 bulduk. 4 kök 5 ile 4 kök 3'ün çarpımı isteniyor bizden. O da 16 kök 15 mi yapar? Evet. Yani birinci soru böylelikle denizli çıktı. Geldik ikinci soruya. Ayrıt uzunlukları 5, 6 ve 8 olan bir dikdörtgenler prizması da kesen tüm ayrıtları birbirine dik. Evet. Yani şöyle bir dikdörtgenler prizması. Ve buradaki tüm ayrıtlar da dik olarak verilmiş bize. Yani bu da o zaman bir dikdörtgenler prizması çıkartılmış. Burada da bir dikdörtgenler prizması çıkartılmış. Buradaki cümleden onu anlıyorum ben. Kesilen tüm ayrıtları birbirine dik olan iki eş parçanın çıkartılmasıyla. Evet. Şuradaki parça ile arkadaki parça birbirinin tıpkısının aynısıymış. Tamam. Buna göre elde edilen bu cismin hacmi nedir diye soruluyor arkadaşım bize. E şimdi burası 3. E o zaman tamamı 6 olduğundan buraya 3 mi kaldı? Evet. Burası 8. Burası 5 olduğundan buraya kaç kaldı? 3 kaldı. O zaman ne çıkartılmış? Kenarları 3, 4 ve yüksekliği 3 olan 2 tane eş bir tane şey çıkartmışım. Bak burası 4 iken burası 4 demiş ya. Evet. Demek ki şu aşağı doğru Yüksekliği de 3. Bir tabanı da kaç? Şuraya kadar olan parçası da 3 cm olacak. 4, 3. Yüksekliğin de kaç olduğunu söylüyoruz burada? 3 olduğunu söylüyoruz. Evet bu cismin hacmi. Önceden ne? 8, 5, 6. 8, 5 ve 6'dan neyi çıkartıyorum? 2 tane 3, 4, 3'ü çıkartıyorum. 3, 4, 3'ü çıkartıyorum. E o zaman hadi bakalım çarpalım ve çıkartalım. Şimdi ne yaptı burada? Hocam paranteze alsak mı diye şöyle bir düşünüyorum da. Neyse 4 kere 2, 8. Hadi boş ver. 6 kere 5 30 3 ke, 30 ile de 8'in çarpımı kaç yapıyor? 240 yapıyor. Eksi bu 12 bu 6 ile çarpınca 72 yapıyor. O zaman 240'tan 72 çıkartınca kaç çıkıyor? 168 çıkıyor galiba. 7 7 14 evet 168 çıkıyor. Cevabımız böylelikle C han yaptı ikinci soruda. Geldik 3'e. Şimdi yukarıda tabanları kare olan yan yüzleri yamuk olan kesik dik piramidin hacmi verilmiş bize. O zaman bunun açık hali nedir diye soruluyor. Aa bak şimdi. Karelerin birer kenarları 2 ve 4 verilmiş. Arkadaş kesik piramit verilmiş bize. Kesik piramit verince ne yapıyorduk? Şöyle bir normal piramite şunu tamamlıyorduk. Tamam tamamladık. 2 bölü 4 benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman burası da 2 burası 4 ya. Benzerlik oranı 1 bölü 2'den dolayı şunlar birbirine eşit olacak. Evet. Şimdi piramitin hacmi. Hocam burası V iken. Şimdi 1 bölü 2'nin kübü kaç yapıyor? 1 bölü 8 yapıyor. Burası Vken tamamı 8 V yapacak. O zaman buranın hacmi 7 V mi yapacak? Kesik piramit. Evet. Şimdi 7 V'yi bana vermiş. 7 V 28 kök 3 bölü 3 olarak verilmiş. Şunlar şunlar gitti. O zaman 4 mi yaptı burası? Evet. V'yi 4 kök 3 bölü 3 olarak bulduk. Arkadaş V dediğimizi bulabiliriz. Şimdi V dediğimiz taban alanı 4 çarpı yükseklik H bölü 3 değil midir? Evet bölü 3'ler gitti. H'ı da buradan ne bulduk? Kök 3 bulduk. H buradan kök 3 geldi. Şimdi buradan ne isteniyor bizden? açılımı isteniyor. Açınımında bir de ne lazım bize? Şu yan ayrıtları lazım. Arkadaş bu yan ayrıttaki şu çizgi lazım bize. Hop şunu şöyle çizersem. Hocam köşegeni çizdiğimizde 2 2 2 kök 2 ya. O zaman buraları ne yaptı? Kök 2'ye kök 2 oldu. Çünkü yan ayrıtı bulmaya çalışıyorum. O yüzden bunu çizdim. Ki kare dik piramitte iki tane şeyimiz vardı. Ya dik çizdi dik çizdi dik çizdi ya da köşegeni çizmekte. Köşegeni çizdince buraları kök 2 kök 2 kök, kök oldu. Pisagor bantından A diyecek olursam A kare kökgenin karesi artı köküşün karesi yani 5 yapar. O zaman A'yı da kaç buluruz? Kök 5 buluruz. Yani burası da kök 5 çıktı. O, açılımında ne var? 2 tane kare var. Ee, karelerin kenarları ne olacak? 4'e 2 olacak. 4'e 2 olacak. Ve yan ayrıtta kaç olacak arkadaşım? Şu, şurası 2 değil de kök 5 olacak. Yani cevap o zaman 4 2 kök 5. Hangi şıkta var? Balıkesir şıkkında var. Yani 3. soruyu böylelikle Balıkesir buluruz. Geldik 4. soruya. Sözel bir soru ÖSYM'de sözel soruları seviyor biliyorsunuz. Aşağıda bir etkinliğe ait bilgiler verilmiştir. Alt taban köşeleri ABC'de üst taban köşeleri FGH olan bir küp çiziniz. Hadi bakalım bir küpü çizelim şöyle bir küpü. Alt taban ayrıtları ve üst taban ayrıtları verildiği için bütün kenarlarını şöyle bir sana göstereyim. Şimdi şöyle bütün kenarları da şöyle çizelim. Ve şu düzgün bir şekilde yapalım. Ne diyordu? A, B, C ve D. Üst tabanı da E, F, G, H. E, F, G ve H. Değil mi? AG BH B, H, C, E ve DF AG A, G. A, A, bir dakika. AG ve BH H. B, H burada olacak o zaman. Cisim köşegeninden bahsediyor. AG A'nın karşısında G olacak. Ondan sonra C'nin karşısında E olacak. C'nin karşısında E olacak. Cisim köşegenlerinden bahsediyoruz. Ve D'nin karşısında da F olacak. D'nin karşısında da F. Yani şu şekilde E, F, G, H. İşte A, B, C, D ve F, G, H. B, H köşegenini çiziniz diyor. Harfleri yazdık. B, H köşegenini çiziniz. Çizdik B, H köşegenini. Sonra A noktasından B, H köşegenine çizilen dikme. Arkadaş buradan şuraya bir dikme çizecekmişiz. Şey. Yani şöyle bir dikme çizdim mesela. Şuraya denk gelsin. Buradan bir dik çizdiğimizde ne oluyor? Dikme ayağını K olarak adlandırın diyor. Alikara uzunluğu verilmiş bize. 2 kök 6 olarak verilmiş. Bu kübün hacmi nedir diye soruluyor. Evet şimdi gençler. Burada buna ait bir üçgen oluşturmak zorundayız. Bu havadaki bir çizgi ya. Nasıl oluşturalım? Hocam şöyle çizersem olmaz. Şu yükseklik işin içine girmiyor. Şöyle çizersem olur. Şimdi burada da bu yan yüzeye dik olduğu için burası dik değil midir? Evet. Yani burada ne oldu? Bu cisim köşegeni. A, A. Bu yüzey köşegeni. A kök oldu. Burası da A. Burası da A kök değil mi? Evet. Yani şurada bir dik üçgende bir dik çizilmiş oldu arkadaşlar. Yani öyle bir köşegen çizdim ki bir dik üçgen oluşturdum ki böyle bir dik üçgen oluşsun dedik ve Mantıklı olan hamle de buydu. E bunu çizdikten sonra ne oluştu? Bir dik üçgende bütün kenarlar var ve bir de hipotenüs var burada. Alandan gidiyorduk. Sarı üçgenin alanı nedir? Alan dediğimiz işte taban çarpı yükseklik bölü 2. A kök 3 çarpı 2 kök 6 bölü 2. Aynı zamanda dik kenarlar çarpının yarısı. A çarpı A kök 2, bir. kök 2 bölü 2 değil mi? Evet. Bölü 2'ler gitsin. Kök 2 ile kök 6 sadeleşsin. Kök 3 kalsın. E hocam buradaki A ile bir tane A gitsin. E 3, kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 yaptı. Bir de 2 ile çarptık 6 yaptı. O zaman A neye eşit oldu? 6'ya eşit oldu. Bizden ne isteniliyor? Bizden hacim isteniliyor. Kübün hacmi 6'nın kübü. O da 216 yapar. Yani kaçıncı soru? Dördüncü soruyu böyle denizli bulduk. Geldik 5. soruya. ABC eşkenar üçgenin biçimindeki kağıtta DF bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Eşkenar üçgen şeklinde olduğu için bunların hepsi çizgi çizgi şeklinde olmak zorunda. Bu kağıt DF -E -E ve EF doğru parçalı olabilecek. Katlanıp bir üçgen piramit elde ediliyor. Hmm. Şimdi bu eşkenar üçgen ya. Eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar bir açıları şöyle bir yazalım mı? Yazalım. 60 60 60. Hatta burası da 60 60 yapıyor. Hatta burası da 60 60 yapıyor. Hatta burası da 60 60 yapıyor. E ben bunu böyle bir piramit yaptığım zaman ne oluyor arkadaşım? Şöyle bir üçgen piramit oldu ya. Üçgen piramitteki bütün yüzeyler aynı eşkenar üçgen. Yani düzgün dört yüzlü olmaz mı bu? Evet düzgün dört yüzlü oldu. Bu piramidin hacmi 18 kök 2 birim küp olduğuna göre Üçgenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Bir yükseklik çizdiğimizde yükseklik nereye denk düşüyordu? Alttaki şeklin ağırlık merkezine. Alttaki şeklin ağırlık merkezinde kenar ortaya olmak zorunda. Yani düzgün dört yüzlü gördüğümüz zaman bir kenara altının katı dersek daha sağlıklı oluyordu. E o zaman buraya 3K 3K diyelim. Çünkü niye? E, çizilen kenar ortaya yükseklik üzerinde olacak. 3 kök 3K olacak. 1'e 2 oran olduğu için. Burası K kök 3 burası da 2 kök 3K oluyor. Şurası. E, cisim yüksekliği de belli mi bilmiyoruz. Şuraya da H diyelim. Bir kenara 6K demiştik zaten. Şu eşkenar üçgenlerden bir tanesi 6K oldu arkadaşlar. Çünkü 4 tane eşkenar üçgen yüzeyi oluyor ya bir kenarı da 6K dedik. E, burası da 6K mı? Aynen öyle. Pisagor bantından 36'dan 12 çıktı. 24. H dediğimizde 2 kök 6K oldu kardeşim. Şimdi hacmi vermiş. Düzgün piramidin yani düzgün dört yüzlünün sen hacminin formülünü biliyorsan oradan yapabilirsin. Ama ben bilmiyorum. Bu şekilde de öğrenmenizi tavsiye etmiştim. Şuradaki Pisagor bantısı bu düzlemedik ya. Pisagor bantısı 36'dan bunu 12'ye çıkarttım. Kök 24 çıktı. Burası 2 kök 6. Taban alanı 6K'nın karesi kök 3 bölü 4. A kare kök 3 bölü 4. Çarpı yükseklik 2 kök 6K. Çarpı yükseklik. Bir de bölü 3 olmayacak mı? Evet bölü 3 eşittir 18 kök 2 olarak verilmiş bana. Tamam şimdi kök 2'ler sadeleşsin bakalım. Burada kök 3 kaldı. Şimdi işlemimizin devamını getirelim. Şurada hocam neler oluyor burada? Arkadaş burada 36 bak 36 bölü 4 9 k, k kare yaptı. 9 k, k kare. Sonra köküçle köküçün çarpımı kaç? 3 çarpı 3. Sonra bir de burada çarpı 2'si de var. Çarpı 2'yi de yazalım. Sonra bir de bölü 3 var. Bölü 3 eşittir. 18 mi yaptı? Kök 2 sadeleşince. Evet. Sadeleştiriyorum. O işlemi sen de yapabilirsin tabii ki. Bölü 3'ler gitti. 9, 2, 18 bu da gitti. O k, k kare 1 yaptı. K'yı da böylelikle kaç bulduk? 1 bulduk. K1. ABC üçgenin çevresi sistemi. K 1 buldum ya. Burası 6. E o zaman burası da 6K. Aynı şekilde burası da 6. Bir kenar kaç yaptı o zaman? 12 yaptı. Bir kenar 12 ise 12, 12, 12. O zaman çevre ne yapacak? 12'den 3 tane var. 36 yapar. Yani 5. soru böylelikle denizli oldu. Formülü bilen arkadaş. Formülden ne yapabilirsin? Tamamıyla sana kalmış. Sana bırakıyoruz. Evet 5. soruyu bulduk. Geldik 6. soruya. Yüksekliği 15 santimetre olan dik silindir ile aynı tabanlı ve yüksekliği 8 cm olan bir dik oluşan kalem şekil 1'de gösterilmiştir. Şöyle bir kalem var. Bu kalem silindirin tabanına paralel bir düzlemle kesildiğinde yani şöyle bir düzlemle kestim. Şuraya attım. Buraya atınca üstteki kısım şu şekilde şekil 2'de gösterilmiş diyor bize. Şekil 1'deki silindirin hacmi ile şekil 2'deki kalemin hacmi birbirine eşit olduğuna göre. Evet bana diyor ki şekil 1'deki hacim ama silindirin hacmi. Hocam silindir olan kısmı burası değil mi? Evet buradaki hacimle şekil 2'deki buradaki kalemin hacmi birbirine eşit diyor bize. Buna göre h kaçtır diye soruluyor arkadaşım. Ne yaparsın burada? Ya dersin ki hocam şunun yarı çapına r deyip de pi r kare çarpı 15 bak pi r kare çarpı 15 eşittir. Hocam bunun yarı çapı da r ise şurası h ya burası h buraya da 21 eksi h kalmadı mı? Evet yani pi r kare pi r kare çarpı 21 eksi h taban alan çarpı yükseklik. Artı pi r kare çarpı h bölü 3. Birbirine eşitleyip oradan yapabilirsin. Sıkıntı var mı? Yok. Ya da ben şunu çok seviyorum. Hani böyle silindirle konu iç içe olduğunda şu şekilde yapmak bazı sorularda kolaylaştırıyordu. E hocam şurası h burası da 21 eksi h ya. Tamam şunu biliyoruz. E h'daki o zaman hacim. Hacim olarak düşün. Ha, bur buranın hacmi HV ise hani yüksekleriyle doğru orantılı bir şekilde dağıtmıyor muyduk hacimleri? Evet. H'daki hacim HV ise 21 eksi 21 eksi H'daki hacim de 21 eksi H'ın V katı olmak zorunda. E hocam yarıçaplar aynı olduğu için 15'te hacim de 15 V diyebiliriz. Yani buradan şu sonuç da çıkıyor. Buradaki silindirin hacmi 15 V eşittir. Burası şu kalemin hacmi ne yapıyor? Hocam burası 21 eksi H 21 eksi H'ın V katı şuradaki şurası artı kalemin hacmi de ne oluyordu? Hani 3'te 1 olmuyor muydu silindirle konideki hacim? Burası HV ise burası da HV bölü 3 değil mi? Evet yani şurası da HV bölü 3 artı HV bölü 3 birbirine eşit oluyor. Soru da öyle demiş. E burada V parantezini alınca V'ler birbirini götürüyor. Yani 15 eşittir 21 eksi H artı H bölü 3 yapar. Eksi 3 H artı H eksi 2 H bölü 3 yaptı. Öbür tarafa atınca 2H bölü 3 eşittir. 15 de buraya atınca 6 yaptı. Şunlar şunlar sadeleşti. 3 yaptı. 3 kere 3 9 yaptı. Yani haşla böylelikle 9 olarak buluruz. 6. soru böylelikle 9 çıkar. Yani Denizli çıkar. Geldik 7'ye. Su dağıtımı yapan bir tankerin taban yarıçapı 3 metre ve yüksekliği 8 metredir. Bir tanker var silindir şeklinde. Taban yarıçapı evet şu şekilde arkadaşım. şöyle yarıçapı 3 metre. Burası da 8 metre olarak verilmiş. Dik silindir biçimindeki tankın tamamı süre dolduruyor. Bu suyun bir kısmı taban yarıçapı 50 santimetre. 50 santimetre dediğimiz 0,5 metre değil mi? Metreye çevirelim. 0,5 dediğimiz 1 bölü 2 metre değil midir arkadaşlar? Evet yani 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 metre yaptı. Y yüksekliği 1 metreymiş. Arkadaş şöyle bir silindirimiz var. Şöyle. Yarıçapı kaç? Yarıçapı 1 bölü 2. Ve burası da 1 metre olan dik silindir biçimindeki 216 damacana. Damacanalar tamamen dolu şekilde olacak şekilde konulabiliyor. Peki. Arkadaş şimdi diyor ki bize buna göre de diyor damacanaların dolumundan sonra depoda başlangıçtaki su. o bana şudu diyor. Arkadaş bunun içi tamamen suyla dolu mu? Evet suyla dolu. E sonra ben burada bundan 216 tane yani şundan 216 tane bunun 216 tane su boşaltacağım buraya. E su boşalttığım zaman şöyle bir boşalan su oldu değil mi? Buradaki suyu buraya boşalttım. Bundan 216 tane varmış. Yani 216 tane şunun hacmi pi r kare 1 bölü 4 çarpı yükseklik. Niye eşit? Buradaki boşalan suyun hacmi. Bunun da yarı çapı 3 değil mi? Evet. Yani pi r kare çarpı haşe eşitmiş. E o zaman burada pi'ler gitti mi? Gitti. Sonra 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 216'yı 4'e bölsen. Şimdi 216'yı 2'ye bölsek şu 2 ile sadeleştirsin. 108 yapıyor. Bir daha 2 ile sadeleştirsen 54 yapıyor. Sonra 9 da 54 sadeleşse 6 yapıyor. Haşı buradan kaç bulduk? 6 bulduk. Evet haş 6. Bunun yüksekliğinde 8 vermişti. Burası 2 değil mi? Buna göre diyor damacanaların donlumundan sonra depoda başlangıçtaki suyun kaçta kaçı kalmıştır diye soruluyor bize. Arkadaş burada şurası yanlış yazılmış bu arada. <laughs> Onu da tahsiyini yapmış olduk. Neyse. Şimdi yüksekleriyle hacimler doğru orantılı değil midir? Evet. Yani alttaki hacim 6V ise 2'deki hacim 2V diyebilir miyiz? Evet. Şimdi diyor ki bize kaçta kaçı kalmış? 2V'lik kısmı kaldı. 2V'lik kısım başlangıçtaki 8V'lik kısmın kaçta kaçıdır diye soruluyor. O da kaçta kaç çıkıyor? Hocam 2 bölü 8'den 1 bölü 4 çıkar. Yani 7. soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik 8'e. Birim küplerden oluşan ve ayrı uzunlukları 4, 5, 6 olan dikdörtgenler prizması diyor bize. Hemen dikdörtgenler prizmasını çizelim arkadaşlar şöyle. Bir de ne diyor bize? Bu boyanıyor daha sonra 120 birim küp ayrılıyor. Evet hacmi zaten bunun kaç? Hocam bunun hacmi zaten şey 4 5 6'nın çarpımı 120. Yani hacim sayısı bize birim küp sayısını veriyordu. Evet şu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi birim küplere ayıracağım ben bunu. 4 5 6 mı kenarları? Evet hocam şurası 4 olsun. Şurası 5 olsun. Şurası da 6 olsun. Şimdi ben bunu birim küplere ayıracağım. Hadi bakayım birim küplere ayıralım. Hocam birim küplere ayırdığım zaman Şurası 4. Şurası 6. Yani dikeyi şöyle 6 taneyi bölüyorum arkadaşım. Şuradakiler olmasa mı? Şöyle olmasa sanki daha güzel olacak. Şu şekilde. Evet 6 tane 5 tane çizgi olacak böyle. 5 tane çizgiye çizelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Düzgün çizip düzgün göstermek istiyorum. Şöyle 5. Hocam burayı da 4 parçaya böleceğim. Yani 3 tane çizik lazım. 1, 2, 3. E tamam. Sonra da şurası da aynı şekilde olacak. 1, 2 ve 3. E buradaki dikeyleri de böyle devam ettirelim. E yatayda da birim küpleri ayırıyorum ya şimdi. Şöyle gösterdim. Yatayda da hocam zaten şöyle 5 parçayı 4 tane çizgiyle böleceğim. Birim küplere bu şekilde ayrıldı. Daha önce biz bununla ilgili seninle soru yaptık değil mi? Soru içerisinde gösterdik. Hatta aynı örneği vermiştim ya ben. Ekstradan bir tane yazmıştım aynı örneği vermiştim. Şimdi ben bunu böyle attım. Sonra boya içine attım. Boya içine attıktan sonra birim küpleri ayırdım. Boyalı olmayanlar soruluyor. Boy, bak şimdi 3 köşesi boyalı olanlar neredeydi? Köşelerdeydi. Köşe sayısı kadardı. Kaç köşe var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 300 boyalı olan 8 taneydi. Hocam 200'ü boyalı alanlara bakarken ayrıtlardaki duruma göre bakıyorduk. Ayrıtlardaki durumlarda şu ayrıtlardaki kenarları sayıyorduk arkadaşlar böyle. Değil mi? Ondan sonra işte bu yatay ayrıtlardan 4 tane var. 4 taneden ikilileri sayıyorduk böyle. 2 burada. 1, 2, 3, 4 tane. Şunlarda 4 tane var ya 4 tane de burada diye sayıp öyle gidiyorduk. Tek yüzü boyalı olanlar neredeydi? Hocam şu ortada kalanlardı tek yüzü boyalı olanlarda değil mi? Burada da şurası oluyor. Burada da mesela burası oluyor. Sayılar her yüzeyde farklı oluyor. Bir küp olmadığı sürece. Ama hiçbir yüzü boyalı olmayanlar ne olacak arkadaşlar? Bunun içinde tam içinde yani yüzeylere de, yüzeylerde olmayan birim küpleri çıkartacağım. Yüzeylerdeki birim küpleri çıkarttığım zaman yani şuradan kaç birim? Bir birim küp içeri girsem şuradan bir girsem buradan bir girsem bir kenarı iki olan şöyle bir şey yapayım. Şöyle dikdörtgenler prizması bir kenarı şuradan iki birim olan yukarıdan bir birim aşağıdan bir birim girince yüksekliği üç birim olan. Sonra başka ne oldu burada? Şu kenara baktım. Şuradan da bir birim. Buradan da bir birim girince. 1, 2, 3, 4. Burası da 4 birim olan içeride böyle bir küp kalmadı mı arkadaşlar? İşte bu küpün birim küp sayısı soruluyor bize. Tekrar söyleyelim. Yani içerideki oluşan yani yüzeyleri almayacağım. Yüzeyleri attığım zaman mesela sen şu yüzeyi attığın zaman bak şuradaki yüzeyleri atacaksın. Şu yüzeyi attın. Şuradaki yüzeyleri atınca şöyle içeride kalana bakacaksın. Bu yüzeyleri atacaksın. İçeride kalanlar ne oluyor? Böyle hocam bir içeri bir buradan içeri gireceksin böyle. Sonra üstteki, üstteki alttakileri atacaksın. Yani üst alttan üst alttan bir tane atacaksın. Şöyle üst alttan birer tane atınca yükseklik 5 birimde 3 birim kaldı. Sağ soldan bir tane atınca hocam buradan bir buradan bir atınca 4'ten 2 kaldı şurası. Sa sağdan soldan da küpleri çıkartınca içeride o zaman ne oldu? 4, 2 ve 3 birimlik birim küpler kaldı. İşte bu ee, birim küp demeyelim 4, 2 ve 3'lük bir küp kaldı. İşte bunun küp sayısı. Küp sayısı hacim sayısıydı. 4 çarpı 2 çarpı 3. 4 kere 2 8. 3 kere 8 24. Birim küpe dönüşüyor zaten bu. İşte bizden de kaç tane birim küp vardır diye soruluyor. Boyanmayan arkadaşlar bu. Boyanmayanı bir de şöyle bulabilirdik. 300'ü boyalı olan. 200'ü boyalı olan. 100'ü boyalı olan. işte bunları da bulup tümünden bunları da çıkartabilirdik. Ama en kolayı da bu şekilde bulmaktı. Yani cevap böyle çıktı arkadaşlar. Denizli çıktı. Ve 8. soruyu da bulduk. Böyle test 2'yi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.